Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Seher'e bir zarar gelmesini istemiyorsanız ve İkbal'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Ziya İkbal'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak mı? Yaman ve Seher birlikte mutlu olabilecek mi? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde her şeyin yoluna girmesiyle Seher ve Yaman yeniden yakınlaşacak. Hatta sonunda Seher ve Yaman'ın sahte olan evliliği de gerçeğe dönüşecek. Yani Seher ve Yaman gerçek birer karı koca olacak. Ama Seher kendisini merdivenlerden itenin İkbal olduğunu hatırlayamadı. Çünkü hatırlarsanız son bölümde İkbal Seher'i arkadan itmişti. Seher'in de arkası dönük olduğu için İkbal'i görmemişti. Bu yüzden Seher kendiliğinden düştüğünü sandı ve bir süreliğine daha İkbal'in kötülükleri açığa çıkmayacak. Ayrıca İkbal bu süreçte iyice korkacak. İkbal gerçek yüzü ortaya çıkarsa Yaman'ın kendisini öldüreceğini düşünecek. Ama Seher'in İkbal'i görmemesi ve gerçekleri hatırlayamaması gerçeklerin gizli kalmasına neden olacak. Bu yüzden bu durum yine İkbal'in işine yarayacak ama bunu söylemekte fayda var. İkbal her şeyin yolunda gittiğini sansa da olaylar birden değişecek. Çünkü Ziya İkbal'den iyice şüphelenecek. Ziya İkbal'in Seher'in ablasını öldürdüğünü hatırlayacak. Ve Seher'in merdivenlerden düşmesinin kaza olmadığını çözecek. Bu yüzden Ziya İkbal'e hesap soracak. Ama İkbal yine Ziya'yı kandıracak. İkbal huzurlarının bozulmaması için elinden geleni yaptığını söyleyecek. Ziya da yine İkbal'in bu sözlerine güvenecek. Ziya tüm bunlara rağmen gerçekleri gizlerse Seher'in sonu gelecek. Çünkü İkbal Seher'i öldürene kadar asla durmayacak. Ziya'nın bu hatası Kırımlı ailesini de felakete doğru sürüklemiş olacak. İkbal her defasında kötülükler yapacak. Yaman da gerçekleri göremediği için İkbal'in ihanetini öğrenemeyecek. Tabii ki bu süreçte de İkbal'in kötülükleri kaldığı yerden devam edecek. Ama sonunda Ziya bu olanlara dayanamazsa gerçekleri Yaman'a anlatacak. Yaman da sonunda İkbal'in ihanetini öğrenmiş olacak. Yaman bu hainliği öğrendiği gibi İkbal'e de ağır bir ceza verecek. Tabii ki Zuhal de cezaevinde yaşayamaz hale gelecek. Çünkü Melahat Zuhal'in tüm planlarını bozduğunu öğrendi. Bu yüzden Zuhal'e hayatı boyunca da unutamayacağı eziyetler yetecek. Zuhal de yaşadıklarının etkisiyle akli dengesini kaybedecek. Sultan Ala'da İbrahim ve Fırat'ın davranışlarına daha da fazla tahammül edemeyecek. Sonunda Ali bir çözüm bulacak ve Ali Sultan Ala'ya bir yardımcı tutacak. Bu yardımcının da gelişiyle Ali'nin hayatında değişiklikler yaşanacak. Yani Ali artık hayatına yeni başlangıçlar yapacak. Peki sizce Seher yaşadıklarını hatırlayabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki bölümde hepimizi güzel bir sürpriz bekliyor olacak. Çünkü önümüzdeki bölümde Seher ve Yaman'ın sahte evliliği gerçek olacak. Bunun sonucunda da Yaman ve Seher gerçek bir karı koca olacak. Yani önümüzdeki bölümde Seher ve Yaman ilk yakınlaşmalarını gerçekleştirecek. Bu sevindirici haberin yaşanmasıyla çok güzel sürprizler de olacak. Seher ve Yaman'ı artık daha güzel günler bekleyecek. Yaman Seher ile evlendiği için her gün mutlu olacak. Seher de Yaman'a yeniden kavuştuğu için çok mutlu olacak. Tabii ki ilk zamanlar Seher ve Yaman birbirlerinden utanacak. Çünkü Seher ve Yaman'ın aşkı taze olduğundan dolayı birbirlerinden çekinecekler. Ama bu aşk daha fazla gizli kalmayacak. Evliliğin de getirdiği sorumluluklardan dolayı Seher ve Yaman'ın aşkı olgunlaşacak. Böylece artık kimse Seher ve Yaman aşkına herhangi bir zarar veremeyecek. Çünkü İkbal'in yaptığı kötülükler Seher ve Yaman aşkını büyütecek. İkbal eğer Seher'e iftira atmasaydı, Yaman Seher'e sonsuz güven duymazdı. İkbal ve Zuhal'in yaptığı bu hata gerçek aşkı da ortaya çıkarmış oldu. Yaman'ın Seher'e olan güveni sonsuz bir güvene dönüştü. Bu yüzden artık Yaman'dan yana bir sıkıntı yaşanmayacak. Seher Yaman'ın aşkını kazandığı için bu birlikteliğe zarar gelmeyecek. Bu süre içinde Seher ve Yaman güzel günler geçirecek. Yaman kendisini aşkın büyüsüne kaptıracak. Seher de kendisini bir peri masalının içinde bulacak.
Ama Seher'in İkbal'e karşı dikkatli olması gerekecek. Seher İkbal'in aldatmalarına inanırsa bu onun sonunu getirecek. Çünkü İkbal bu aşkı gördükçe onlara daha da fazla kötülükler yapmaya devam edecek. İkbal gerçek mutluluğa erişemediği için onların da erişmesini istemeyecek. Bu kin ve kıskançlık İkbal'de olduğu sürece Seher ve Yaman da tehlikede olacak. Ama bu kıskançlık da İkbal'in sonunu getirecek. Ayrıca bir süre sonra güzel gelişmeler de yaşanacak. Seher ve Yaman'ın sahte evliliklerinin gerçeğe dönüşmesiyle hepimizi mutlu sahneler bekleyecek. Bundan sonra bolca Seher ve Yaman aşkına şahit olacağız. Ayrıca Zuhal'in durumu da gün geçtikçe kötüleşecek. Çünkü Zuhal cezaevindeki koşullar artık dayanamaz hale gelecek. Hatta Zuhal akli dengesini de kaybedecek. İkbal planlar hazırlayıp Zuhal'i cezaevinden çıkaracak. İlk başlarda bu hiç de kolay olmayacak. Ama sonrasında Zuhal'in rahatsızlığı işe yarayacak. Bu yüzden Zuhal gözlem altına alınmak üzere hastaneye yatırılacak. Tabii ki İkbal Zuhal'i hastaneden çıkarmanın da bir yolunu bulacak. Ardından Zuhal hastaneden de kurtulacak. Bunun sonucunda İkbal ve Zuhal yeniden işbirliği yapacak. Seher dikkatli olmazsa Zuhal Seher'in sonunu getirecek. Çünkü İkbal ve Zuhal kötülükler yapıp Seher ve Yaman'ı ayıracak. Hatta İkbal yeniden Seher'i öldürme girişimlerinde bulunacak. Bu yüzden Seher'in masumluğu da onun sonunu getirecek. Ama her şeye rağmen Seher ve Yaman aşkına bir zarar gelmeyecek. Çünkü Seher ve Yaman arasındaki bağ oldukça güçlü. Bu yüzden İkbal onların evliliğine herhangi bir zarar veremeyecek. Zaten İkbal de bunun farkına varacak. İkbal Seher'i ortadan kaldırana kadar asla durmayacak. Ali de kendisini tamamen işine adayacak. Ama sonrasında Ali hata yaptığını fark edecek. Ve Ali hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Çünkü Ali hayatının kıymetini daha da iyi anlayacak. Ayrıca Ali'nin hayatına da yeni birisi katılacak. Bu kişi sayesinde Ali yeniden hayata tutunacak. Yani bundan sonra daha da heyecanlı sahneler yaşanacak. Sultan Ala Ali'nin hayatının düzene girmesiyle çok sevinecek. Çünkü Sultan Ala Ali'nin bir yuvasının olmasını istemekteydi. Bu birlikteliğin olmasıyla Sultan Ala da amaçlarına ulaşacak. Önümüzdeki bölümde bir yandan Seher ve Yaman gün geçtikçe yakınlaşacak ama diğer yandan da İkbal tüm kötülüklerine devam edecek. İkbal kırımlı mirasına sahip olabilmek için Seher'i ortadan kaldırmak isteyecek. Bu yüzden İkbal Seher'in sonunu getirmeyi amaçlayacak ve İkbal tüm imkanını bu amaçları için kullanacak. Yani Seher ve Yaman aşkını çok büyük tehlikeler bekliyor. İkbal Seher'in sonunu getirmek için yine çok kötü bir plan kuracak. İkbal'in yaptığı bu kötü plan tüm Kırımlı ailesini paramparça yapacak. Bu analiz videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Dizimizin devam etmesi için kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.